İklim, bir coğrafyada bilindik düzeninden farklılaşmaya başladığında, sıcaklar kavurucu, soğuklar dondurucu olduğunda, yağmurlar nazlanıp rüzgarlar hırçınlaştığında, yaklaşan tehlikenin ismidir çölleşme. İnsanlar ihtiyacından fazlasına göz diktiğinde, bunu elde etmek adına hak olmayana el değdiğinde, ormanlar kesilip tarım arazileri yanlış işlendiğinde, kendi elimizde kendimize kestiğimiz cezanın adıdır çölleşme. Toprak demek, tarım ve ormancılık demektir. Bugün dünya nüfusunun gıda ihtiyacının iki temel direği olan bu sektörler, çölleşmeyle birlikte sendelemekte, dünyanın hemen her kıtasında çeşitli bölgelerde üretim imkanı tamamen ortadan kalkma tehlikesiyle yüzleşmektedir. Bir devralem programında yine birlikteyiz. Anadolu yollarındayız. Bu kez Anadolu'yu havadan göreceğiz. Devralem parkıyla Anadolu'yu sizlere tanıtmaya başkent Ankara'dan başlıyoruz. Ve adım adım Anadolu'nun o muhteşem güzelliklerini ekranlara getiriyoruz. Ve havadan Anadolu. Üzerinde her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi bozuluyor. 5.2 milyon hektar orman arazisi yok oluyor. 4 milyar hektar alan her gün çölleşme tehlikesiyle yüz yüze. Bu rakam dünya kara alanının %25'ine denk geliyor. 168 ülkede 1,5 milyar insan doğrudan tehdit altında. Son 20 yılda 10 milyon insan çölleşme nedeniyle doğup büyüdüğü topraklardan göç etti. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bugün 800 milyonun üzerinde bir nüfusun açlık çektiği dünyada arazi tahribatı yüzünden gelecek 25 yılda tarım üretimi %12 azalacak. İnsanlar doğaya savaş açmış durumda. Kaybedeceğimiz kesin. Su, kendisine gösterilen vefasızlığa kırgın, kurumuş toprakların çatlakları arasından dönmemecesine gözden kayboluyor.